بسم الله الرحمن الرحيم والإيمان هو الإقرار والتصديق أنا شو موضوع جديد bu etikadımızdaki en asasi mavzu, iman mavzuyu, İslam mavzuyu başlayın yaptı. Özü şu iman ve İslam hakkında şu mavzu etrafında şu vakit geçe okuyan mavzularda hemşini öğrendik. Şimdi anık iman özünleme, İslamlama bunu kendi bir sözüne kendi düşünüşümüz gerek imamımız Hazreti İmamı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şu imanı tarif etti. İman ne mi? İman bu dilde ikrar kılış La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de dilde ikrar kılış ve dilde tasdikleştir. La ilahe illallah hiç ilah yok. Yalnız Allah var. Allah'tan özge bir an ilah yok. Yalnız Allah var. Ve Muhammed Allah'ın elçisidir. Bana şu kelimenin tavsiye kelimesi bu. Allah'ın bir ekelliğini tavsiye kelimesi bu. Tilde ikrar kılıp, yani tilde ayıptır. Ve kamil işanç bilen dilde, kalpte tasdik kılıp şu sözü. Kudadan başka kuda yok. Muhammed Allah'ın elçisi. Diyen kelimenin dilde ayıptır. Dilde tasdik kılır. Bana şu iman. Ana şu bilen mumun buladı kişi. Mumunlu bilgisi Allah Teala huzurundaki kasem yadı gerek olsa şu yalnız özünsen seni özünden başka ibadet kımıyım ben seni özünden başkadan korkmayım ben seni özünden başkadan yardımım soramayım ben degenimiz buladı. Allah bitti degenimiz. Bundan başka bizge yardım veruvçi, özünü yaratuvçi, rızkı veruvçi, öldürüvçi, kaydettirildirüvçi yok. Hemen yaratken yalnız Allah Teala, bundan özge ilah yok. Allah var ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzatın Allah'ın elçi, bendelerge yuvarlayan elçisidir, peygamberi. Ana şunu demek ki elimizde şimdi ikrar kılıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah elimizde şu etkenimizi tasdik kılıp etkeni kuşayımız dinle tasdik kılıştık ana şunu nalı iman etibar kılıyken bu şey keyingi ibadet kılış, namaz okuş, roza tutuş, zekat veriş kabi sözlerini İmandan keyin alohida aytiladi. Bu İslamdır. Bu haqda keyin aytganlar o'rganadi inshaalloh. Ammo iymon shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh chin qalbdan chanib turib aytsa ana shu. Kimda kim tilida iqror qilsa-yu Ama dilde o şey etkeni yaşanmasa bu iman dilde tasdiklanmasa şu etkeni şu etkenin rast edip anı kışanmasa Allah bitti Muhammed'in elçisi degen soruya la ilahe illallah ya dilde yaşanmasa ya bunda iman nasıl eğer bu iman bugün de münafıklara mumun bular münafık kafirdir demek ki münafıkların dilde İman keltirdiği mu'minimiz, Müslümanımız da öğrendi. Ama kalbi de mu'minlere karşı düşmanlık, iman yoldan yürümezlik, mu'min Müslümanları ziyan ettiriz. Bunlar mu'min emez bunlar. Kafir denem yamarrah kafir. An-nifak eşeddü minel kısır. Münafıklık, dilede işanmayı türüp, dilede min mu'min ben deyişlik,
kafirlik denemiyor ama rahat. Şunindik, dilide işanmese, dilide Allah varlığını bilgeni bilen, özü akli yetip durgeni bilen, bu akli yetip bilip duruşluğunu özü, şimdi bu dilide şu yapını daha var, anamızı dayımız bitti degen sözler aytılı uğruşu mümkün. Ama bu ham iman emas. Çin dilden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını etme günçe yine bilerdim onu deyiş bilen mumun bu komik. Eğer bu mumun bugün de şuna kadar onu da ahli kitablara mumun bulardı. Ahli kitablarına Allah Teala kafir degen. Yani Yahudi, Nasraniler kafirlerdir. Bunlar da en şerrül bariyye deyip Allah Teala adamlardı. En yamanı, yamanları kafirler. Üç kafirler içinde ahli kitablar ham var degen. Münafıklar mumun emas. Ahli kitablar ham mumun emasdir. Münafıklar tilide ikrar kıladı. Ama kalbide öşenge işanç yok. Kimde kim kalbide işançı bulmasa Allah'ını bitteliğiyye. O münafıkıdır. Vallahu yeşhedü innel münafikûne innel münafikîne lekâfirûn. Allah güvahli verirdi ki münafıklar elbette kafirdirler dedi Allah Teala. Allah Teala'nın özü güvahli veriyordu. Münafık hemesi kafir. Anık kafir. Çünkü kalplerde tasdiklemeydi onlar tilde etken sözlerini. Tili de mumun, sureti mumun, dili kafir. Bu kafirdir. Ahli kitablar hakkında Allah Teala اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kitabını vergen, biz kitap atakigen kimseler, Kur'an'dan evvelki Tevrat, İncil kitaplarını çürgenimiz Yahudi, Nasraniler, onu, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ını, Hak Peygamber ekelliklerini, kuttu özlerini, balalarını, özlerini, oğullarını tanıgan bir tanıklar. Yani onlar bilmegenliği için kafir bulgeni yok, bilip durup kafir buluyor. Allah Teala onlarını kafir dedi. Halbuki onlar bilerdiler. Marifet vardı. Allah varlığını, Muhammed onu elçisi ekelliğini bilerdiler. Lekin madami ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedi mi? Şu kançeler anı bilseler ama onlar kafirdir. Demek dili de eğitip, dili de tasdiklemegen münafık, kafir. Dili de bilip türseyem, dili de eğitmegen uyem kafirdir bu ahli kitablar. Ana mana şundan, demek imanını, rükünleri, yani asası dilde ikrar kılıp eğitişlik ve dilde şunu anı, şunu deyip işanışlik. La ilahe illallah, hiç ilah yok. Fakat yalnız Allah var deyip eğitiş ve yalnız Allah varlığını, başka ilah yokluğunu dili de tasdiklaşlik. Bana şu iki o bir bulsa, o şey insan mumundur. Şu iman, imandır. وإيمان أهل السماء والأرض يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص Osmonlardagilarni, osmon ahli, farishtalar va yerdagilarni, yerda yashaydigan insonlar, ularning hammasining iymoni farishtalar mu'mindirlar. Ularning iymonlari. Jannatga o'tib ketgan, dunyodan o'tgan mu'minlarning iymonlari, yerda yashab turgan mu'minlarning iymonlari köpeymeydi ham. Kemeyliyiz. İman,
köpeği miydi ve kemeği miydi? Bana biz itikadımız şu, iman bitti buladı. Ya var buladı ya yok buladı. İman var adam mumundur. Bunu imanı köpra, bunu ki azra degen sıfatla sıfatlanmıyor. Ta anık işanmasa o mumun yemez. Anık işansa o anık mumun o bunu ki köpra, bunu ki azra etmiyor. Vel mu'minuna müstevuna fil imani ve tafi. Mumunlar Allah'ın varlığı iman keltirişte, birliği iman keltirişte ve Allah'ın bir debiyeti katkılışta hemen beraber. Mütefâdilûne fil âmâl. Ama kıladigen amelleri de kılmakıldır. Demek iman hemimizdeki bir imandır. Bittenerse gel, bir hakikat iman keltiremiz. Allah Teala var ve bir deb iman keltiremiz. Birimiz hemimiz bu doğruda. Ama amellerimiz kılmakıl. Bir o yakşı köp amel kıladı, bir o nuksanlı kem amel kıladı. Bu amellerdeki tefavut bu. Ama imandaki tefavut emas. İman hemimiz kibir. Demek bana şu itikad bizi ahl-i sünnet vel cemaatini imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bizge çündürüp bergen itikadı şu. Demek takvali insanlarına ham, ibadetli, pakize bir yakşı insanlarına ya ki takvası kem, ibadet kem insanların hamasını imanı beraber iman, imanda hamme değil. Ama ameller körüp durganımızdık, bunusu da yakşı, çünkü yakşı mükafatları yege, bunusu da yaman, çünkü ihtimal Allah Teala onu dozakke taşlaydı, günahı yereşe, keyin mumulliğini hürmet eden cennetki kilitledi. Ya ki dozaktan umuman kurtulup doğru cennetki kirişerdi. Bunlar hepsi ameller bilen buladı. Ama madami ki cennetki kirişlik bu imanca bağlıyken o imanda mumunlar hepsi ten. Ama bir oda ameli köp, bir oda ameli az. Çünkü kadar mükafat ceza bulan. Hemme mumunliği de ten değil. Ey min cihetil mu'mani bihi nefsi. Lianna tasdiqa iza lam yakun ala vajhi tahqiq yakunu fi mertebati dhan ve terdid. Ve dhan gayru mufid fi makami li'tiqad inda arrab ta'yid. Kala ta'ala inna dhanna la yugni minel hakki şey'a. Demek iman köpeği mi diyem, kemeği mi diyem derken imamımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. Şimdi bu sözleri şerhlenir. Biz Allah'a iman keltirişte hemimiz değiliz. Bir Allah var, uzat bitti, şeriki yok. Dep iman keltirişte hemimiz birimiz. Çünkü biz kalbimizde şunu tasdiklerken biz bunu anık işansek şunda mumun bulamız. Kim ki bosa kereyi dese, bar deyişi yap diyor dese, şula katarda menem bar deyimen de dese, bunu işanç değil miydi bunu? Bunu güman değiller. Şunu deyip, oy leyman, menem gümanımça bar degen adam mumun emez. Anık bar degen adam mumun bular. Güman hiç kaçan etikat babı da askat mıydı? Etikatta anıklık gerek. Anık Allah Teala var ve bir. Şu söz, La ilahe illallah diyen söz şu. Ana şundayı inşaat bilen, şundayı iman. Eğer şundayı da indi degen gel. Ata buğamız mumun, bizden mumun. Ata buğamız Müslüman, bizden Müslüman. Eğer o şunlardaki imanımız bosa, şunlardaki amelimiz bosa, mumun Müslüman bulamaz. Her bitti insan, anık işanışlığı gerek ve işangen halde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip güvahli veriş gerek. Güman bilen onda mumun bu muydu? Çünkü Allah Teala inne zanne la yugni minel hakki şey'e. Güman hakikatten hiç nerseye askatmıyor.
gümon bilan haqni topib bo'lmaydi. Faqat iymon bilan topiladi haqni. Alloh taolo demak gümon qilgan odamni mu'min emas deb aytadi. Begumon, aniq, shak shubhasiz Alloh taolo bittaligida hech qanaqa shak shubha yo'q. Aniq deb bilish kerak. Ana demak aniq bor Alloh degan odam, aniq Alloh taolo bitta degan odam mu'min ekan. Shunday iymon keltirgan hammasi teng. Bu yerda birovniki sal aniqroq, birovniki qiraroq bo'lsa, bu qirarog'i mu'min emas. Aniq Alloh taolo bor. Aniq Alloh taolo bir degan odam mu'min va shunday deganlar hammasi teng. Endi amallarida ular xilma-xil. Amallarida juda ham yaxshi insonlar bor. O'rtacha, uncha emas, yomon, har xil insonlar bor. Amal endi shu iymonni ishonchni aniqligida masalan hujjat bilan dalil bilan bila oladigan olimlardagi aniqroq. Hujjat dalili yo'q omillardagi unchalik aniq bo'lmasligi boshqa masala. Ammo Alloh taolo bir va bor degan e'tiqodda hamma teng. Endi birov ilm bilan o'sha ishonchini quvvatlantiradi, kuchlantiradi, kuchaytiradi. Biroq shunga be'tiborlik bilan Alloh aniq bor deydi-yu, o'shani hujjatlab beradigan ilmi bo'lmaydi. Mana bunda farq bo'ladi o'rtada, lekin Alloh taologa aniq ishonish bilangina mu'min bo'linadi. Omilni mu'minligi ham, olimni mu'minligi ham hammasi aniq ishonish bilan, demak hammasi iymon. İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da zikir kılınan bir soruları var. Allah Teala'dan duaları, savalları bugün. Ve idi kâle İbrahim, Rabbi erini, keyfe tuhyil mevte. Kâle evvelem tu'min, kâle bela, velâkil liyatma inne kalbi. Bana peygamberlerde imanı ne kadar güçlü ekelliğini bir delili bu ayet-i kerime. Eslang İbrahim aytdi. Parvardigorim, Robbim, menga bir ko'rsatgin, o'liklarni qanday tiriltirishingni ko'rsat menga. O'liklarni tiriltiraman, o'lganingdan keyin qaytib tiriltiraman deding, ishondim, shuni bir ko'rsatgin. Alloh taolo ishonmadingmi bu gapimga deb so'radi. Nega ko'rishing kerak? Men aytdim, sen ishonmadingmi? Men ishondim. Lekin qalbim orom olishligi uchun bir ko'ray dedim dedi. Shunda Alloh taolo o'zini habibi Xalili, o'zini sevikli bandasi Ibrohimga buni ko'rsatdi. O'sha Baqara surasida vallohu alam bu oyatda qushlarni olib, patlarini yulib, qul oyoqlarini, qanotlarini, boshlarini yulib har xil tepaliklar. Shundan keyin Alloh taolaning amri bilan qo'shilib tirildi. Har bir yerdan o'zini birov bu tepalikdan boshi, u tepalikdan qanoti bundan past bo'lib to'planib tirilib keladi oldinga. Shunday holat ko'rindi. Ibrohim alayhissalom iymon keltirganlari, aniq iymonlarning ustiga yana aniq ko'rdilar. Ana shunday dalil bilan iymon yana quvvatlanishi mumkin. Demak ilm bilgan sari odamda iymoni quvvatliroq bo'lishi mumkin. Ammo iymon ko'paydi, ozaydi deyilmaydi. Iymon o'zi bitta bo'ladi. Kuchli iymon bo'ladi. Yoki zaif, kuchsiz iymon bo'ladi. Mana e'tiqod bo'lishi mumkin. Demak mu'minlar iymonda, tavhidda tengdirlar. Amalda xilma-xildirlar. İmanda tavhid, Allah'ın bir deb işte. Allah'ın var deb iman keltirişte. Allah'ın bir deb iman keltirişte. Hemen mu'min beraber. Ama amellerde kılmak. Bunu
sen de düşünsün. Yani Romalılar imanda beraber kudretli kesimizde kalabiliyen misallar getirilir. Malum ki kafirlik körlüktür. Hakikatini körmeyen bu kafir. Közü kana katını bulsayan, dünya nerselerini kan diye yakış görseyen, Allah Teala'nın kudretini körmeyken bulsa, yaratken varlığını bilmeyken bulsa bu kördür. Demek kafirlik körlük, iman körüşlüktür. İman Allah Teala'nın varlığını, Allah yaratken nerselerini körüşlüktür. Körüşlüktür. Allah Teala var, yaratıcı var, ömür verici var, rızık verici var. Her zaman, her lahzede onunla karab durgan perverdigar var. Her bitti nerseye, insanca yem, bir peşege yem, bitti otge yem, hemen nerseye. Köre. Demek ki kafir kördür, iman kör ucudur. Bana bu yaptı, şek şüphe yok. Bunca hemimiz tasdiklayız. Eğer şunu deyip olmasa, kimdedir? Yok, bunda emas degan savol tug'ilsa başka mesele. Hiç kimde bunda savol yok. Hakikaten kafirlik bu körlük, hakikatini körmezlik, mu'minlik, körüşlüktür. Mu'min körücüdür hakikatini. Derken biz, yani en önce körücüler, adli gözümüzü, gözümüz bilen körücü, her birimiz gözü açık insanlar köremiz. Şu körücüler, körüşlüydü, kuvvatı da hılmahıldığını tanı alamız ki. Yani köremiz hakikatini. Körgen adam mumundur. Lekin ana şu körüşlüğü de bir o anık bir o hıra köre. Huttu her birimiz gibi okşayan. Bir o küçük, közünü küçük kuvvetli buladı, bir o diki küçük zayıf buladı. Bir olar özü közü hırarak köre diyorum bulup durdu. Bir o da görmeydi. Bir olar katta harflerde yazılıyan sen okuyor aladı. Kişi harfler okuyor mu? Oğlar közeyine artar yok mu? Bir oğlar yakın da yakış görüyordu, bir oğlar uzak da yakış görüyordu. Bu hılma hılliydi, tan olamız ki. Ama hemimiz, elhamdülillah, köremiz. Şu körücülüğü yakılmış. Ama şu körüşlüğümüzü, güçlüğü ya zayıflığı. İman hem, mumun adamın imanı meneşim değil. Körüçülüğü de bir kıl. Hemen Allah var. Allah'ın kudretini körüyebiliriz. Allah bir. Onun şehri gibi olsa, bu dünyalarda iki de hocayım olsa, buzulup yeterdi bu dünyalar. Bitti Allah'ın özüge karam hemen. Allah'ın özü başkaradı hemen her sana. Bunu hemimiz için ihlası bilen tasdikleyiniz. Ama şunu kendi ulu zatligini, kendi kudretli zatligini, bunu ilmimiz aşken seri közümüz revşenleşip aradı. Anıgırak köremiz, közümüz gibi bir közeyne gibi aradı ilmimiz. Bana bana şu manada, o şey kuvvetli iman buluşu mümkün, zayıf iman buluşu mümkün. Ama az iman, köp iman buluşu mümkün emestir. İman bir kıldır. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh imamı, azam rahmetullahi aleyh şagirdleri. Şunu sözlerine aytadı. Ekrahu en yakule imani ke imani Cebrail. Bel yakul amantu bima amana bihi Cebrail. Allah Teala'nın feriştelere hem müminler. Feriştelerin içinde mukarrab feriştelere var. Allah Teala'nın en yakın feriştelere. En yakın hadimleri, Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail deb namlarını bilemiz. Cebrail aleyhisselam, Allah ve onun elçileri ortasındaki elçi ekerliğini, Allah Teala'nın vahiyisini, Allah'ın peygamberleri yetkilediğin elçi ekerliğini bilemiz. Demek Cebrail aleyhisselam, Allah Teala'nın huzurundan vahiyler keltirediğin zat, Allah'a en kuvvetli iman egesi bugün zat. Mesela bir adam Muhammed eti yaptılar ki Muhammed ibn Hasan rahmetullahi aleyh İmam-ı Azam şagirdler eti yaptılar ki bir o
meni imanım ham xuddi Jabroilni imoniga o'xshaydi desa to'g'ri emas bu deyapti. Men unday deyishni yomon ko'raman. Balki men ham Jabroilni iymon keltirgandek iymon keltirganman deb aytishimiz mumkin. Jabroil Allohni ko'rib, Allohdan vahiy olib, payg'ambarlarga yetkazadigan farishta iymon keltirganidek, men ko'rmasam ham Allohni iymon keltirdim. Xuddi shunday iymon keltirdim desek bo'ladi. Ammo meni iymonim ham o'sha Jabroilni iymonida quvvatli desek bo'lmaydi. U zotning iymoni daha quvvatli iymon yo'q bizda. Demak, iymonning quvvatli yoki zaif bo'lishligi mumkin ekan. Shuningdek, biz gunohkor bandalar keyingi zamonlarda dunyoga kelib yashayotgan insonlar, meni iymonim Abu Bakrni iymonidaqa, Umarni yoki shu kabi ulug' sahobalarni iymoniga o'xshaydi desak, to'g'ri emas bunday deyishimiz. Yaxshi emas, beodobli bo'ladi. Chunki shu tavhid kalimasi, Allohni bir degan kalimani nuri qanchalik kimi qalbida qanchalik borligini Alloh biladi xolos. Alloh subhanahu va taoladan boshqasi kishini qalbidagi iymon nuri qanchalik quvvatli yoki zaif ekanligini Allohdan boshqa ajratib seniki unday bunday deyishga hech kim haqqi yo'q. Birovlarni qalbida iymonni nuri xuddi quyoshga o'xshagan. Birovlarni qalbida oyga o'xshagan. Quyosh hamma yoqni yoritib, kamiga hamma yoqni isitib yuboradi-ku. Shunday iymon butun qalbini egallab qolgan ana o'sha ulug' Abu Bakrlar, Umarlar. Alloh rozi bo'lsin ularga. Birovlarning qalbida iymon xuddi oyga o'xshaydi. Birovlarning qalbida bo'lsa yulduz kabi. Qalbi yorib turibdi shu yulduz bilan. Yoki bir chiroq kabi. U chiroqlar ham har xil bo'ladi, birovda juda nurli chiroqdaqa iymon qalbini yoritadi. Birovda zaifroq chiroqdaqa xiralik bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zalika af'aful iymon dedilar bir hadis sharifda. Bu iymonni eng zaifi dedilar. Bu hadisni ko'p eshitganmiz. Qaysi biringlar bir noto'g'ri ish bo'layotganini, gunoh ish bo'layotganini, harom ish bo'layotganini ko'rsanglar, qo'linglar bilan qaytaringlar bu ishni. Qo'linglar bilan qaytarish qo'linglardan kelmasa, tilinglarda aytib qaytaringlar. Tilinglarda ham aytishga qo'rqsanglar, dilinglarda shunga norozi bo'linglar. Ammo tilinglarda aytmay, dilinglarda norozi bo'lib turganinglar iymoningizlar zaifligidan dedilar. Mana iymon zaif bo'lishi mumkin. Eng zaif iymon bu. Bo'lmasa bu noto'g'ri. Birodar, buni qilgin, mana yaxshi ishni yoki mana yomon ishni qilmagin deb aytishlik kerak. Qalbingizlarda ichimda norozi bo'ldimmi, ayta olmadim deganingizlar eng zaif iymon dedilar. Iymonda zaif bo'lishi mumkinligini aytdilar. Yana boshqa hadis sharifda al-mu'minul qawi ahabbu ila Allohi minal mu'minid zaif dedilar. Kuchli mu'min Alloh taolo huzurida Alloh taologa suyukliroqdir zaif mu'mindan dedilar. Buni ikki ma'nosi bor. Biri mu'minlarni shu kuchli, quvvatli odamlarga so'zi o'tadigan jismoniy ham boshqa taraflardan ham quvvati borlari yaxshiroq hammadan bir zaif bo'lib turganlaridan degan mazmun ham chiqadi. Bu ham to'g'ri. Ikkinchisi iymoni quvvatligi iymoni zaifidan Allohga suyukliroq. Ana iymon quvvatli yo zaif bo'lishi mumkinligi mana shu hadis sharifdan ma'lum bo'ladi. Demak, iymon bir xil deganimiz iymon keltirish ishonchli ishonishlikda Alloh taolaga hammamiz ishonamiz. Ammo shu ishonchimiz naqadar quvvatli yoki quvvatsiz ekanligida xilma-xil bo'lishimiz mumkin. Ammo ishonchda asosi bu iymon xilma-xil bo'lishi mumkin emas, bu bir xildir. Ya'ni ishonasiz yo ishonmaysiz. Ishondingizmi mu'minsiz? Ana shu ishonch bir xil bo'ladi. Ammo shu ishonchingizni quvvatlashingiz sizga ko'zoynak bo'lib sizga aniq ko'rsatadigan quvvat, ilm. Mana bu narsada birov sizdan balantroq, birov sizdan pastroq bo'lishi mumkin.
ammo amalda xilma-xilmiz. Mu'minlar iymonda barobardirlar. Allohni bir deyishlikda tengdirlar. Ammo amallarda xilma-xildirlar. Har kimda har xil holat amalda. İmamımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh vasiyyat degen kitablarda şundeyi yazgeller. Sümmel amalu gayrul iman vel iman gayrul amal. Bidelili enne kethiran minel avqat yertefi'ul amel minel mu'min. Ve la yecuz en yukale yertefi'u anhu'l iman. Fe innel haid tertefi'u anhu'l salat ve la yecuz en yukale rufi'u anhu'l iman. Av umira lehu biterkil iman. وقد قال لها الشارع دعي الصوم ثم اقضيه ولا يصح ان يقال دعي الايمان ثم اقضيه ويجوز ان يقال ليس على الفقير زكاه ولا يجوز ان يقال ليس على الفقير الايمان juda go'zal bir misol keltiribdilar imomimiz imom Abu Hanifa imomi azam rahmatullohi alayh vasiyat kitoblarida aytadilarki iymon bu amaldan alohida narsadir İman amel emas. İman bu inanç bu. İnanç asası da kurulgan amel İslam. Amel İslam Müslümanın işi amel kılışlık. Ama Müslümanın şu amelini kıldırgan bunu inançı Müslümanlığı, müminliğidir. İmanı. Bunca bir delil aytamandır. Çok vakti mu'mindan bazı amel kımasligi mümkün, mu'mindan amel kütarlıdır. Ama bundan o şey amel kütarlıgen vaxtda mu'min mas demeyim mi? İman kütarlıdır. Bana mesela namaz görgen ayol. Bundan namaz kütarlıdır. Namaz okumaydı o ayol. Roza tutmaydı. Ha, o şey namaz okumayı roza tutmayken vaxtda şu ayol mu'min mas demeyim mi biz? Eğer amel kımasa mu'min mas deyiladigan bo'lsa, halbuki Kur'an özü namaz okuma deydi şu ayolga. Roza tutma deydi. Keyin kazasını kılasan, rozayın kazasını tutuveresan deydi. Şunu deymez mi? Demek amel kımagan adam mu'min mas deyse, unga nima deyiladi? Amel kıma de büyür yaptı şeriat. Hayız körgen ayolga, hayız körgen halide, ta pakilenme günüce, namazını okumaya tur, rozayını tutmaya tur eğer Ramazan'da bu senin farz edemez senge roza. Tutsan günahkar olasan, namaz okusan hem günahkar olasan. Çünkü sen napaksan, pakilengeninden keyin, keyin şu amellerini kıl dedi. Ana şu vakti amel kımagen o vakti de, onu biz mumun deyimiz mi? Elbette mumun. Ha, eğer amel kımasa mumun emez dese bu halette onu mumunmez deyişke doğru geledi mi? Elbette onu da değil miydi? Demek bazen amel kütarladı bendeden. Ama bundan iman kütarladı degen emas. Demek iman başka, amel başka degen sözün manası şu. Çünkü o şey yani. Kembağal adam ya zekat farzmaz. Zekat veriş amel idi. Amel kımaydı o kembağal adam. Şu zekat amelini vermeydi. Bu bilen o şey bitti uluh farz bogan zekatını kımagan kambag'alni mu'min emas demaymiz-ku. Demak bu amalni qila olmasligi bilan, qilmasligi bilan bu inson iymondan ajab qolayotgani yo'q. Bu gaplarni tushungan odamlar tushunadi. Imomimiz iymon boshqa, amal boshqa deb ochiq qilib aytar ekanlar, amal qilma deganlari yo'q. Balki iymon keltir, so'ngra amal qilgin degan gapni aytayaptilar. Agar birov amal qilmayotgan bo'lsa, uni kofir demagin deyaptilar. O'tgan darslarimizda o'tdi. O'sha amalda nuqsonli bo'lgan odamlarni ham biz mu'min deymiz. Benamoz bo'lsin birov. Alloh taolaning buyruqlarini qilmayapti. So'rasang, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyapti. Ha, o'qiyman deyapti. Ha, ro'zani tutaman deyapti. Qilmayapti. Buni biz kofir demaymiz, fosiq mu'min deymiz. Gunohkor mu'min deymiz. Endi amal qilmadimi kofir deydigan bo'lsak, ularni hammasini kofir deyishga to'g'ri keladi. Unday emas. Ular ham mu'min. Shuning uchun ular o'lsa janozasini o'qiymiz. Uylansa nikohini o'qiymiz. Chunki mu'min deganimiz uchun. Demak, hosil, natija, xulosa shuki,
amel ahli sünnet ve cemaat nazdida imondan alohida bir ishdir. İmonni bir juz'i emas, alohida mu'minni qiladigan ishi amal. İmonni rukunlardan bitta rukun emas, balki alohida imonli odamni qiladigan ishidir. Biz mana shu e'tiqodda bo'lsak, iymon to'g'risida va amal to'g'risida, iymonning bir xilligi haqida, hamma mu'min iymonda teng ekanligi, ya'ni mu'minligi. Ammo shu mu'minning amali xilma-xilligi, iymonining quvvati ham xilma-xilligi. Birov kuchli, birov zaif bo'lishi mumkinligini bilamiz, ammo iymon ko'payadi yoki ozayadi deb aytmaymiz. Balki iymonda har bir mu'min barobardir. Alloh taolo mana shu haqiqiy e'tiqoddan Alloh taolo hammamizni nasibador qilsin. Mu'min musulmon holda yashab o'tishni hammalarimizga nasib etsin. Alhamdulillahi robbil alamin.